Arkadaşlar herkese selamlar. Bugün çok değerli dostum ve aynı zamanda müvekkilim, dövme sanatçısı Okan Uçkun'la birlikte olacağız. Aslında Okan'la çok uzun süredir konuşmak istiyordum. Bugüne nasip oldu. Şu anda Brooklyn'deyiz. Okan'la kendi hayat hikayesi, Oman vizesi, Green Card'a gidişi, bunlarla ilgili kısa bir sohbet yapmak istiyorum. Umarım beğenirsiniz. Abi ben de davet ettiğiniz için ben teşekkür ederim. Bir süredir zaten bununla ilgili bir şeyler planlıyorduk. Daha önce de Instagram'da bir canlı yayın yapmıştık. Şu an burada videoda bunu yapmış olmak benim için çok keyifli. Şu an bulunduğum Bankman Stüdyo'nun avukatısın. Biz seninle Green Card'da beraber çalıştık ve şu an bu muhabbetin bundan sonra gerçekleşmiş olmasına çok mutluyum. Ben çok tekrar teşekkür ederim davet ettiğiniz için. Rica ederim. Tabii Bankman Stüdyo'dan biraz bahsetmek lazım. Okan'ın şu anda çalıştığı dövme stüdyosu dünyanın en meşhur dövme stüdyosu. Hatta bildiğim kadarıyla bir sürü celebrity dediğimiz ünlü, evet, değil mi? Öyle bir trafiğimiz var. Okan böyle bir sanatçı. Hatta şöyle bir sanatçı. Sadece dövmeyle kalmadı sanatı. Aynı zamanda mücevher ve sörf tahtası modellerinde de artık Okan'ın dizaynları kullanıyor. Bunların hepsini kullanacağız. Şimdi birazcık daha baştan başlamak istiyorum. Okan, bize böyle bir Türkiye'den buraya geliş hikayeni biraz anlatır mısın? O nasıl oldu? Abi şöyle, 2015 yılıydı. Ben zaten 2014-2013 yıllarından itibaren yurt dışına çok fazla gidip gelmeye başlamıştım. Ne zamanki bu artık Instagram hepimizin hayatına girdi. Biz de o dönem Instagram'ı ilk kullanan sanatçı tayfası olarak, dövme için konuşuyorum. O dönem bir takipçi kitlesi edinmeye başladık ve ben o sırada şunu fark ettim. Instagram'la beraber dünya çok küçüldü. Ben aslında her yerde çalışabilirim, her yere gidebilirim, her yeri görme şansını da elde ederim deyip dünyayı gezmeye başladım. İşte bunu Avrupa'yla başladım. O sırada artık bir noktada bunu hayatımıza dışarıda da devam edebilir miyiz fikri oluştu ve 2015 yılı gibiydi sanırım. Ben Bankman'dan bir teklif aldım. Tabii ilk başta bir misafir sanatçı olarak buraya gelmemi istediler. Ben de bir tanışmak istedim, göreyim nedir ne değildir diye. O zamana kadar da aslında bir Amerika rüyam benim hiç olmadı. Hatta ilk teklif aldığımızda da çok sıcak bakmadık aslında. Buraya taşınmayı düşünmüyordum. Ama o zaman da Bankman hala çok iyi tanınan. Tabii. Ya bu şeyle değil, alakalı değil. Bankman'ın burada yaşamak. Evet, benim sadece böyle bir serüvene girmekle ilgili bir planım yoktu. Bunun sebeplerinden bir tanesi de eşimdi. Eşim çene cerrahı. O dönemde kariyerinin önemli bir noktasındaydı. Ve direkt Türkiye'den hatları böyle her şeyi koparıp gitmekle ilgili planımız yoktu. Ama bir noktada artık biz de şeye geldik. Evet ya, bir macera, hayatımızda öyle bir şey istiyoruz. Sıkılmıştık. Ben kendimi çok Kadıköy'de, Moda'da sıkılmış hissediyordum. Çünkü şeyi fark ediyordum yani. Evet, şu an bulunduğum yerden çok mutluyum. Hayatımda her şey çok yolunda gidiyor ama bu sınırlar dışına çıktığım anda biraz bulunduğum durumdan memnun olmuyordum. Kendimi böyle bir akvaryumda gibi hissetmeye başladım. Sonra ben bir seçenekleri değerlendirmek istedim. Seçeneklerde İngiltere vardı, Avrupa'da bir iki ülke vardı, Amerika vardı. Hepsini gezip gördükten sonra şuna karar verdim. Irk, dil ve tüm her şeyi göz önünde bulundurduğumda kendimi hiçbir ırkçı tavırla karşılaşmayacağım, üçüncü bir dil öğrenmek zorunda kalmayacağım ve kendi en konforlu hissedeceğim yerin Amerika olduğuna karar verdim. 2015 yılında buraya ilk misafir sanatçı olarak geldim. Burayı beğendim. Sonra 2016'da tekrar geldim ve taşınmaya karar verdik. 2016'nın sonunda da sadece Pınar ve ben birer valiz alıp hayatımızın geri kalan her şeyi orada bırakıp 2016 yılında buraya taşındık. Bu arada sevgili Pınar tabii Okan'ın eşi. Kendisi çene cerrahı. Ama aynı zamanda New York'ta da bir yandan kendi startup'ı ile ilgileniyor diye biliyorum. Evet. Değil mi? Tabii ilişkiyle beraber Pınar, benim tüm arkadaş çevrem kreatif. Ben hayatım boyunca sanat öğrendim. O yüzden hep arkadaş çevremde genelde bu işlerle ilgilenen insanlardı. Pınar'ın da tüm arkadaş çevresi onun öğrendiği şey ve tıp ve o çevreden insanlardı. Ve Pınar bu dünyayla tanışınca nasıl benim o taraftan inspiration aldığım şeyler olduğu gibi o da bu taraftaki kreatif dünyayı tanıdı ve hep böyle geçmişten beri istediği ama bir şekilde yönlendirmeler yüzünden de hani tıpın içinde kalmıştı. Hep bir kreatif tarafla ilgili hayalleri vardı. Onlardan bir tanesi modaydı ve buraya gelince kendi startup'ını başlattı. Kun adında bir ayakkabı markası kurdu. Şu an bir taraftan onunla ilgileniyor, bir taraftan şarapla ilgili research'lar yapıyor. O konuda uzmanlaşmak istiyor. Çünkü ileride bir noktada kendi şarap markamızı oluşturmak ve onunla ilgili bir şeyler yapma planlarımız da var. Herkes kendi istediğini yapabiliyor. Evet. O seviyeye, o imkana ulaşabildiniz. Çok şükür. Peki Türkiye'den Amerika'ya gelme o ilk serüvende, yani Bankman'dan teklif aldın. Bir Oman vizesi dosyası hazırlanmış oldu. O dönemde dikkat edilmesi gereken şeyler, yaşadığın tecrübe, mesela gelmek isteyenlere söyleyebileceğin şey, birazcık da bunu düşünerek ne gibi bir tecrübe yaşadın o esnada? 5 yıldır aldığımız mesajın, her hafta konuştuğumuz sanatçının haddi hesabı yok. Konu hep aynı şey. Amerika'ya nasıl gidebiliriz? Bu zaten hani şu anda bu bildiğin, evet, sanatçıların sorduğu soru.
Hani diğer taraftan tabii her meslek grubunun böyle bir kaygısı var ama sanatçıların elinde O1 diye de bir vize var. Diğer sanat grubu için söylemiyorum ama dövmeciler olarak abi biz Amerika'dan O1 diye bir vize varmış. Bu sanatçı vizesiymiş ve aslında bizim yaptığımız şey Türkiye'de dövme işi yaptığında kestiğin fatura birçok çoğu zaman şu an için konuşmuyorum ama benim geldiğim dönemde takı toka diye kesiyordu. Yani bir meslek grubu olarak tanınmadığımız maalesef bir dönem vardı. Evet. Ama bir ülke bize meslek grubundan dolayı sanatçı vizesi verebiliyordu. Biz bunu anladık. Sürece girdiğimde de detayları fark etmeye başladım. Aslında şu önemli olan, O1 aşamasını başladığımızda şeyi fark ettik. Bazı kıstaslar var. Bu kıstaslar işte kendimizi sanatçı olarak söylemek, yani bir sanatçıyız dediğimizde bunun arkasını nasıl doldurmamızla alakalı. Burada en önemli şeyim ben şu olduğunu düşünüyorum. Ben çok arşivci bir adamım. Önce bunu Türkiye'de kendime kanıtlamak istedim. Sonra ben bunu dünyada nasıl yapıyorum kanıtlamak istedim. Bir süre sonra da ödülleri aldıktan sonra birkaç yerde, işte büyük konvensiyonlar var, küçük konvensiyonlar var, çok gezdim. Ben 40'a yakın ülkede dövme yaptım. Ve birçok ülkede yarışmalara katıldım. Sonra döndüğümde bir noktada kendime şey demiştim. Ya ben bu kadar şeyi niye yaptım? Hani bu hırslı saçma sapan hareketler yapmışım. Yani çünkü bir konvensiyona gitmek, orada dövme yapmak, orada yarışmaya katılmak, düşünme çok stresli şeyler. Bunlar çok hem yoğun şeyler, hem çok yorucu şeyler, hem de çok vakit alan şeyler. Evet. Ama tabii bunu biz başka sanatçı gruplarında da görüyoruz. Genel itibariyle olan şey şu oluyor. Sanatçıyız deniyor fakat bir portfolyosunun dediğimizde bununla ilgili bir şey genelde olmuyor. Çünkü şuna dikkat ediyorsun. Sanatçı daha çok sanatına odaklanmış, arşivlemeyi düşünmemiş, kenara bir şey atmayı düşünmemiş. Hatta şöyle şeyler oluyor. Ben aslında isteseydim şu konvansiyonlara katılabilirdim, şurada jüri üyeliği yapabilirdim. Bu teklifler bana geldi ama hiçbir zaman değerlendirmedim. Halbuki bunlar yani yaptığınız sanatı belge olarak, bilgi olarak sunabildiğiniz şeyler bu vize kategorilerinde çok önemli hale gelmiş oluyor. Dolayısıyla sanatçıların aslında işte şu küçük bir etkinlik, buna gitmesem de olur. İşte biraz kendimi daha rahat hissetmek istiyorum. Ondan sonra daha az şeye katılayım demeleri aslında biraz kendi zararlarına çalışıyor. Şöyle, mümkün olduğu kadar buldukları imkanları değerlendirmeleri evet. gerekiyor. Mesela o zaman hırsla yaptığım şeyleri sonradan biri arşivciyim ben biraz çok severim böyle işte üniversitede katıldım, lisede katıldım, sergilerin afişlerini saklayayım. Şunu yapmıştım, bunu yapmıştım hep bir kenarda dursun severim. Ben ne zaman ki O1'de birisine sanatçı olduğumu kanıtlamam gerektiğini fark ettim ve şunu dedim. Aa ben bunları iyi ki yapmışım. Evet. Çünkü burada tam dediğiniz gibi şey çok önemli. O1'de konu tamamen bir portfolyo üzerinden yürüyor. Kimse size oturup karşınıza sen ne yaptın diye sormuyor. Bunun yerine sizden her şeyi dosyalamanızı istiyor. Aynen öyle. Buna yaptığımız sergiler, katıldığımız konvensiyonlar, aldığımız ödüller, yaptığımız jüri üyelikleri, hatta bir noktada gelen mailleri ve maillerdeki insanların tepkilerine, senin için nereden nereye, mesela şunu hatırlıyorum ben O1'de verdiğimi, ne kadar dosyada kullanılan bir şey bilmiyorum ama yurt dışından sadece Türkiye'ye bana dövme yaptırmak için gelen insanların maillerini ayıkladığımı hatırlıyorum. Bunu dosyaya koyduklarını hatırlıyorum. Bu da çok önemli. Yani sizin o camiada nasıl algılandığınız meselesi, peer dediğimiz aynı işi yapan kişiler arasında nasıl algılandığınız. Bir de tabii gazete haberleri. Gazete haberleri derken tabii şimdi bugün gazete diye bir şey sosyal medya çok öne çıkıyor ama sanatçı çoğu zaman kendini dışarıya anlatmaya çalışan insan değil. Yaptığı iş için zevk alan birisi olduğu için bunu belgelemeyi, arşivlemeyi çok düşünmüyor ama portfolyo oluşturun, sunun bize dediğimiz zaman bu önem arz ediyor. Aynı haber birçok yerde çıkmış dememek ya da ya ben bu konvensiyona gitmek istemiyorum. Şu an mesela başvuran insanlar için söylüyoruz. Hepsi çok önemli artistler. Hem dövme dünyasından hem de diğer grafik dünyasından diğer fiziksel ve dijital sanat dünyasından birçok plastik sanatla ilgilenen sanatçı buraya gelmek istiyor. Hepsinde aynı problem var. Abi biz hiç konvensiyona katılmadık. Biz bir yarışmaya katılmadık. Çünkü hep şeyi düşündük. Bizi niye yarıştırsınlar abi? Ama birisine bunu anlatmak istediğinizde sizin bir ödül almış olmanız gerçekten bazen ödülün hiçbir anlamı yok. Ama siz onu doküman olarak sunabiliyorsunuz ve bu ekstradan bir dosya demek. Ve bu çalışıyor. Bunu gördüm. Peki biraz da süreçten bahsedelim. Bu olan dediğimiz, olağanüstü kabiliyet dediğimiz vize karar verdikten sonra başlamanız, hazırlığı, senin bunu alıp buraya gelmen aşağı yukarı ne kadar sürdü? Burada kişi çok önemli. Ben ortalama 6 ayda aldım O1 vizesini. Ama benim o ilk O1 vizemle ilgili böyle çok şey karanlık, zordu, şöyleydi, böyleydi gibi anlatacağım şeyler yok. O1 ile ilgili seçeneklere baktığımızda onları bir hazırlama süreci de var. İnsanlar şey gibi düşünüyor. Ben şu an O1'e başvurmak istiyorum ve başvuracağım gibi. Her sizden istediği bazı şeyler var evet. Ve onların hazırlanması gerekebiliyor. Tabii. Dosya hazırlığı minimum 2-3 ay süren bir süreç. Her şey hazır olsa bile. Her şey hazır olsa bile. Akabinde onun içeriye verilmesi, oradan geri dönmesi. Vermiş olduğun 5-6 ay bayağı iyi bir süre evet. denebilir yani. Bu açıdan bakıldığında daha uzun da sürebilir yani. Buna da hazırlıklı olmak lazım. Peki
buraya geldikten sonra buradaki sanat dünyası, karşılaştığın şeyler, biraz bunlardan bahseder misin? Nasıl bir ortam buldun? Beklediğin gibi miydi? Her şey yolunda mı gitti? Şöyle, ben New York'u hep kalabalık, kaosun olduğu bir ülke olarak, bir dünya olarak tanımladım ya, bir şehir olarak. Buraya böyle ülke gibi bakıyorum çünkü diğer Amerika bazı şehirlerinde gördüğüm için buranın orayla hiç alakası olmadığını biliyorum. O yüzden bunu Amerika gibi anlatmayacağım. Evet, çünkü hepsini... New York Amerika mı değil aslında. Evet. New York Amerika ile alakası yok. Belki de dünyanın başkenti diyebileceğin apayrı bir hadise. Tamamen Amerika'nın farklı ya. Amerika'nın geri kalanıyla pek ilgisi yok. İlgisi doğru. Yok. O yüzden çok böyle direkt Amerika'ya gelmekten ziyade Amerika'ya gelmekle New York'a gelmek ikisi farklı şeyler. Ben buraya gelirkenki hayalim böyle bir yer değildi. Burayı çok seveceğimi de düşünmüyordum. Ben burayı bir aşama olarak gördüm kendimi. Bir giderim, bir bakarım. Maddi olarak bana getireceği şeyleri hesapladım. Ben 50 yaşında hala çalışıyor olmak istemiyorum. Yani erken emekli olmak ve hayatımın geri kalanında çok fazla planım var. Çok fazla istediğim şey. Onları yapmak istiyorum. Ve mesela, daha erken... mesela ne yapmak istiyorsun? Ya yani mesela şöyle, ben mimarlıkla ilgili bir eğitim aldım. Öncesinde sanat öğrendim. Ve tüm bunları mixleyeceğim, kendime bir yer yaratmak istiyorum. Ve orada kendi her medium'da çalışmak istiyorum. Çok güzel. Ve bunu iş olarak yapmak istemiyorum. Yani 50 yaşından sonra, 45 yaşından sonra, 40 yaşından sonra hatta başarabilirsem, hayatımın geri kalanında para kazanmakla ilgili bir kaygı gütmeden ne istiyorsam onu yapmayı ve aslında her şeyi 40 yaşında bitirmiş olmayı hayal ediyorum. Amerika'ya gelme hayalim biraz böyleydi. Ya ben giderim, erken emekli olurum. Orada istediğim, hayatım boyunca yapacağım her şeyi erken yapma maddi gücüne sahip olurum ve sonra dönerim de. O zaman bayağı çalışman gerekiyor şu an. Evet, çok çalışıyorum. Çok çalışıyorum. Evet, gerçekten Okan çok çalışıyor ve Okan'ın sanatı gerçekten çok farklı bir sanat. Hatta şöyle bir durum var. Tabii biz Okan'la biraz daha samimi olduktan sonra dosyasını hazırlarken onun dövmelerini de inceleme fırsatımız oldu. Bir sürü insandan ben şunu duydum, yani onu sana şimdi iltifat olarak değil ama hani söyleyeyim. Mesela hiç dövme yaptırmayı düşünmeyen insanlar, yani bana çok uzak diye düşünen insanlar bile bir gün eğer dövme yaptıracak olsaydım bunu mutlaka Okan'a yaptırırdım. Abi benim yani. Genel ben collector diyorum çünkü müşteri kelimesinden çok hoşlanmıyorum. Çünkü ben o şeyin her zaman bir sanatın bir parçası, bir medium olsa da bir sanatın parçası olan onları collector diyorum tüm o aslında müşterilerime. Ve herkesin genel benimle ilgili şeyi şudur ya, biz dövme sevmiyoruz, %90 öyledir. Ama bunu da dövme gibi düşünmüyoruz. Burada farklı bir estetik var diye çalışıyor. Ben de bundan çok memnunum. Benim portfolyomda, yani Okan Uçkun ismiyle yarattığım dünyada beni hiç görmediler. Benim sadece onlara sunmak istediğim saf estetikle ilgili şeyleri gördüler. Bunun da oluşum şekli en başından beri hep böyleydi. Ben onlara çok keskin, sadece tasarımı gördükleri, vücudu hatta bazen geri planda bırakan, sadece onları tasarıma yönlendiren bir dünya kurmak istedim. Çünkü onunla ilgileniyorum. Benimle orada o dünyayı gören insanların beni bilmesini istemiyorum. Ya da benim kim olduğumla ilgili bir şey bilmelerinden istemiyorum. Sadece estetik dünyayla ilgilenmelerini istiyorum. Sadece dizaynla ilgilenmelerini. Evet. Sadece onu sunuyorum. Bunun da bu şekilde sunuluyor olmalarından, gördükleri tasarıma kadar hepsinin ben bir arada olduğuna inanıyorum. Yani aslında o dünyanın içerisine giriyorlar ve o dünyanın içerisine girdiklerinde orada onlara yaratılan şey bir dövmeci dünyası değil. Ben hiçbir zaman dövmeden esinlenmedim. Ya da benim esin kaynaklarım içerisinde bir dövmeci, dövme dünyası, favori sanatçım bir dövmeci değil. Ben insanlara maillerine sorduğum sorular arasında da bana beğendiğiniz dövmeleri atın diye bir soru yok. Benim hep estetik kaygılarım farklı oldu. O insanları ben bunun yakaladığına inanıyorum. Çünkü gelen insanların da estetik kaygıları benimkine çok benziyor. Onlarla konuştuğumda, görüştüğümde, ön görüşmede ya da maildeki aşamada bunu fark ediyorum. Ve sonuç olarak kafalarında bunu yaratmış olmaktan mutluyum. Çünkü şunu söyleyebilirim, bunu niye bu kadar açık söylüyorum. Ben dövmeye 12 yıl önce başladım. Son dövmem 12 yıl önce. 12 yıl sonra, bu son 12 yılda dövmenin içerisinde dünyanın en iyi takımlarıyla çalışmama ve en iyi kelimesinden hoşlanmıyorum ama dünyanın en popüler, en bilindik, en kendi tarzını yaratmış sanatçılarıyla tanışmama, arkadaş olmama, onlarla beraber iş yapmama rağmen hiç onlardan dövme yaptırmak istemedim. Collector dediğin, müşteri diye de hitap edebileceğimiz kitle arasında Türkiye'de de bildiğim kadarıyla burada da bayağı ön planda olan insanlar, tanınmış insanlar var değil mi? Evet, ya şöyle, ben mesela hiç şey olmadım böyle, birçok hani bu kelimenin şeyiyle bizde çok hani çok sosyal medyada çalışan bir şey. Ünlülere dövme yapmak, ünlülerle çalışmak fikri. Benim şimdiye kadar birçok insana dövme yaptım. Ama profilimde paylaştığım sadece iki ünlü isim oldu. Bir tanesi Sly'dı, bir tanesi Elçin Sangu'ydu. İkisini de ünlü oldukları ya da onların ünlü olmasıyla alakalı olarak değil, birçok dövmesini yaptığım ünlü insanın işini paylaştığımda altında ismini yazmadım. Onlardan da şunu rica ettim. Lütfen bu dövmeyi paylaşırsanız ya paylaşmayın, paylaşırsanız da bunu böyle Okan Uçkun yaptığı gibi paylaşmayın. Çünkü orada şöyle bir şey oluyor. Ben öyle bir kalabalık istemiyorum. Yani birisinin bana bu adam
Sıla'nın dövmecisiymiş diye gelmesi beni çok rahatsız eder. Çünkü yarattığım dünya içerisinde bunun yeri yok. O adam benimle görüşmeye geldiğinde de anlaşamıyoruz onu. Benim birisine dövme yapmış olmam bu estetik fikri önüne geçsin istemediğim için hep böyle bir yerden yaklaştım. Peki sizin salonu yani Bang Bang'in dövme yaptığı ünlüler arasında mesela kimler var? Şöyle yani ben çok böyle Amerikan celebrity dünyasını takip eden birisi değilim. Hatta şöyle komik bir şey yaşadım ben. Dükkanda birisine Miley Cyrus'a çok benziyorsun dedim. Yanındaki çocuk o Miley Cyrus dedi. Gerçekten. Evet ben de böyle peki hala çok benziyorsun falan diye şey yaptım. Çok insan var. Yani aklınıza kim geliyorsa bize bir uğramıştır. Ya ben David Beckham'la da dükkanda çalıştım, tanıştım. Justin Bieber'ı da dükkanda gördüm. Rihanna'yı da orada tanıdım. Ya da herhangi bir ünlü NBA oyuncusuyla da orada tanıştım. Aklımıza gelen bu isimler dışında binlerce kişi sayabiliriz. Zaten genel olarak böyle bilinen, hani dünyada ünlülerin dövme yaptığı yer, dövme yaptırdığı yer olarak bilinen bir stüdyodayız şu an. Ve her gün aslında artık günlük rutin olarak birisiyle tanışıp onun fikirleriyle ilgili şeyler yaratıp ya da onun bir başka dövmecide çalışma sırasında onu görebiliyoruz. Yani öyle bir durumumuz var. O masalarda, o bizim sedyelerimizde her gün birisi var o dünyada. Evet. Peki biraz şahsi serüveninden hareketle devam ederek Ovan aldıktan sonra buraya geldin. Daha sonra buradaki sanat çevresinde neler yapabildin ki akabinde burada kalmaya ve Green Card'a gitmeye karar verdin? EB1 başvurusu, olağanüstü kabiliyet üzerinden Okan'a aldığımız Green Card. Buna ne vesile oldu? Yani neyi gördün? Evet ben burada kalabilirim dedim, Green Card almak istedim. Şöyle öncelikle buranın hiç hayal ettiğim gibi bir yer olmadığını anladım. Ben New York'a geldim 3. ayı ben burada hayatıma burada devam ederim dedim. Çünkü burası dünyanın en kalabalık yeri değil. İstanbul'da yaşamış bir insan için New York'a geldikten sonrası burası köy. Bunu çok rahatlıkla söyleyebilirim. Çünkü ben 4 yıldır buradayım. Kadıköy İskeledeki kadar insanı New York'un hiçbir yerinde görmedim. Sonrasında burada birkaç büyük saat mesela Suarez'le yaptığımız bir saat işbirliği de var. Ya ben eski bir yıllarda saatleri çok seven ve bununla ilgili koleksiyon yapan da birisiyim. Mesela kendi saatimi üretmiş olmak benim hayalini kurduğum bir şeydi. Harika ve kendi şey. Saatimi üretmiş oldum. Şimdi yakında benim yani çok inspiration aldım, beni çok ilham veren, Türkiye'den çok önemli bir sanatçı, aynı zamanda tasarımcı. Bünyamin Aydın, Le Benjamin'le şu an bir işbirliği yapıyoruz. Uzun yıllardır üzerine çalışıyoruz. Yakında onu çıkarmayı düşünüyoruz. Mesela Bünyamin'le işbirliği yapmış olmak herhalde benim kariyerimde ki en önemli şeylerden bir tanesi. O da şu yüzden Türkiye'den çıkmış, çok önemli yapmış bir artist olarak görüyorum onu. Gerçekten yaptığı işte inanılmaz. Ben de Türkiye'den ayrılıp yurt dışında kendi istediği şeylerin peşinden koşan birisi olarak ikimizin ortak bir noktada buluşup bu işbirliği yapmış olmamız bana büyük gurur veriyor. Yakında onunla ilgili şey de çıkacak. Peki bütün bu yakaladığın fırsatlar mıydı seni Amerika'da daha çok kalmaya iten yoksa Amerika'da kalmaya karar verdikten sonra mı bunlar oldu? Yani ikisinin arasında bir ilişki var mı? Abi ben hep çok çalıştım. Yani ben hep çok az uyudum, hep çok çalıştım. Yaptığım şeyin ne olduğunun önemi olmadan hep üretmeye çalıştım. Bunu şey gibi değil yani. Bunların hiçbirisi değildi bence. Ben sadece çalıştım ve bir şekilde fırsatlar geldiğinde de değerlendirme şansına eriştim. Hani bunu şey gibi değerlendirme, ben çok şanslı olduğumu düşünüyorum. Şanslı olmak evet ama senin bütün konuşmalarımızda hep böyle ön plana çıkan bir temel var. Aynı zamanda memur çocuğu olma meselesine de ben biraz bunu sanki bağlıyorum abi. Yani, ben mesela yani şöyle hani biraz daha çalışmanın gerçekten çok önemli olduğu, ondan sonra başarmanın çok arzu edilen bir şey olduğu ve aynı zamanda bunun da farkına varabilmek. Memur çocuğumun şöyle bir olayı var. Benim hiç üniversite en eski arkadaşım üniversiteden. Yani çünkü daha önceki arkadaşlarımla ben 11 yıllık ilköğretim hayatında 13 okul değiştirdim. Daha önceki dönemde bir arkadaşım olduğunu hatırlamıyorum. Vardı illaki ama onlarla arkadaşlar yaratıp sonrasında görüşme imkanım olmadı. O yüzden ben hep evde yalnız, kendi başına takılan, kendi hobileriyle uğraşan bir insan oldum. Müzikle ilgilendim, resimle ilgilendim. Aslında bu o dönemin handikapıydı. Asosyal bir çocuk olmaktı ama bana iç tarafta birçok şey yeteneğimi fark etme şansı ya da onların üzerine gidebilme şansı. Onların üzerine gidebilme şansı verdi. Bu Amerika'da kalmaya karar verme meselesi nasıl oldu? Çünkü Ovan kısa süreli bir vize ama sen daha sonra burada kalmaya karar verdin. Green Card'a gitmeye karar verdin. Kendi kendine bir başvuru yaptın. EB1. Onu beraber yaptık. Bu nasıl oldu? Yani o sürece nasıl geldin? Ben buraya geldim. Gelince şunu fark ettim. O1 ile buraya geldiğinizde bir eşiniz çalışamıyor. Evet. O3 vizesi alıyor. Ve bunu biliyorduk ama bunun psikolojisiyle baş edebilmem için benim öncelikle bu problemi ortadan kaldırmam gerekiyordu. Ne zaman ki ben burada yaşamaya karar verdim. Dedim ki O3 ile O1 ile ben burada devam edemem. Çünkü tek kişi değilim ben. Eşim var. Ve onun burada çalışamayacağı ya da böyle zorlanacağı bir hayat kurmak istemiyordum. Ve direkt bunun üzerine çalışmaya başladım. Çünkü ben şunu planladım. Bir O1 bir immigrant olma
Yani bir yere bağlı olma. O1'de bir sponsorunuz var aslında teknik olarak. O ben olarak. Aslında ya employer üzerinden yani işveren üzerinden alınıyor ya da bir acenta üzerinden. Acenta üzerinden olduğu zaman istediğiniz kişi, şirket için çalışabiliyorsunuz. Ama evet seninki iş yeri üzerinden olan, sponsorlu olan. Ve ben böyle bu her ne kadar çok rahat kimse benim üzerinde öyle baskı kurmamış olsa da ben hep kendimi bir tasmalı gibi hissediyordum. Beni biraz rahatsız ediyordu. O yüzden hemen bundan kurtulmak istiyordum. Ve aslında en büyük çabalamanın durumu da Pınar'la ilgiliydi. Gelir gelmez ben bu işten nasıl yırtarıma baktım aslında. Yaşadığım rahatlığı şu an gelen kağıtları okumuyorum falan. Eskiden açıp açmama konusunda korkuyordum. O biraz da Okan'ın yani senin çok hassas olmandan kaynaklanıyor. Evet. Yani gelen her mektuptan sonra acaba bu nedir diye. Abi bu ne? Normalde yani prosedürler belli neyin nasıl gitti ama bazı insanlar tabii çok hassas oluyorlar. Evet çok hassas oluyor, korkuyoruz. Ama o hassasiyetin seni zaten bugüne getirdiği için. Sonra o hassasiyet üzerinden de ben bununla baş edemem deyip EB1 diye bir şeyin varlığını keşfettik. Bunu seninle konuşurkenki dönemde anladık ve yapmam gereken, halihazırda yaptığım şeyin birçok şeyin çalıştığını ama üzerine eklemem gereken şeyler olduğunu fark ettik. Ve ben 3 yılımı bunun üzerine çalışarak geçirdim. Ne dediysen hepsini yaptım. Evet. Tabii sen O1'den EB1'a bir geçiş yapmak isteyince EB1'ı hazırlarken aslında O1'nin üzerine eklemeler yaparak yeni bir dosya sunmuş oluyorsun. Düz baktığımızda çok benziyor. Mesela insanlar şöyle yapıyor. Ben O1 alacağım ama EB1 alayım direkt. Çünkü bir çok benziyorlar diyor. Aslında sorular gerçekten hemen hemen aynı. Ama birisi de gerçekten bir soruya tek bir cevap verebiliyorsunuz belki O1'de. Bir convention'a gidip 2 ödül almamız yeterli olabiliyor. Ama EB1'da böyle sunulamayacağını ben anladım. Evet. Mesela eskiden jüri üyesi olarak davet edildiğim konvensiyonlara gitmek istemiyordum. Yani buradan kalkıp jüri olmak için Fransa'ya gitme beni etkilemiyordu. Heyecanlandırmıyordu. Çünkü konvensiyonların da yavaş yavaş bu dünyada benim dünyamda azaldığını ben hiç kendimi konvensiyona ait bir sanatçı olarak da hissetmedim. Ama 5 tane ülkeye, 4 ülkeye hatta 5 farklı dalda jüri üyesi olarak gidip Türkiye, Fransa, İngiltere, buraları gezip oralarda jüri üyesi olmak için ekstra EB1 için uğraştım. Bu işte zaten biraz önce dediğin şey. Yani sen iyi bir sanatçısın ama bunu karşındakine nasıl anlatacaksın? Çünkü hem O1'da hem de EB1'da sonuçta bir göçmenlik bürosuyla mülakat diye bir sistem yok. Her şey kağıt üzerinden oluyor. Dolayısıyla ne kadar çok veri toplayabilirsen bahsedilen konularda o kadar öne çıkmış oluyorsun. Yani peki, şeyi sunamadığımı fark ettim. Birisi bana jüri üyesi misin diye soruyor. Ona şey diyemiyorsun. Ya davet ettiler ama ben gitmedim demek yerine evet abi ben oraya gidip onu olmalıymışım çünkü mektubu veriyorsun, orada çekilen fotoğrafı veriyorsun, sahnede jüri üyesiyken ki fotoğrafı da veriyorsun. Bunu kanıtlaman gerekiyor. Hatta haberde bir yerde çıktıysa o jüri, convention'da ilgili bir şey onu da koyuyorsun. Peki bir soru sormak istiyorum. Bunu düşünen sanatçılar, şu anda Türkiye'de bu videoyu seyreden, Amerika'ya gelmek isteyen, sanatçı olarak gelmek isteyen kişilere tavsiyesi ne olur Okan Uçkun'un? Genel sanatçı olarak alacağım. Dövmeci olarak düşünmeyeceğim. Tabii genel sanatçı. Bütün sanatçılar. Bir, portfolyo yapmayı herkesin öğrenmiş olması gerekiyor. Ben iyi bir portfolyo toplayıcısı oldum. Portfolyo toplamayı iyi bilmeleri gerekiyor. Bence sosyal medyayı çok iyi kullanmaları gerekiyor. Bizim sanatçı dünyasının şeyidir bu abi. Ben çok öyle her gün koyamam ya uğraşamam onu. Uğraşacaksın abi. Bu senin şu an işinin 2021 yılında web sitem yok. Sosyal medyayla uğraşamıyorum diyen sanatçı vardır eminim ama böyle bir hayal Amerika'ya da herhangi bir yere bununla ilgili gitme hayali kurmaması gerekiyor. Özellikle web sitesi olacak, uğraştığı projeler olacak ekstradan, sosyal medyası kuvvetli olacak, sergileri olması gerekiyor. Şimdi sanatçı dediğimiz şey mesela sergisi olmayan bir sanatçı olarak kabul görmüyoruz. Sen ne kadar birçok şeyde dünya değişiyor olsa da sergiler artık bildiğimiz şeyde olmasa da sen bunu kağıda dökmek istediğinde bir sergin olması gerekiyor. Birkaç sergin olması gerekiyor. İşbirliği yapmış olman gerekiyor. Farklı tarzlara ilham vermiş olmanı görmek istiyorlar. O yüzden iyi bir portfolyo toplayıcısı olmalılar. Gelen teklifleri mümkün olduğu kadar geri çevirmemeleri gerekiyor. Çünkü ben şeyi fark ettim. Mesela benim 6 tane ödülüm vardı. Convention'dan da aldım. Ama bu 10 olabilirdi. Şöyle belki 6 yeterliydi ama yeterli olmayabilirdi. Keşke o zaman 10 taneyi yapmış olmam gerekiyordu ama ben onları reddetmiştim. O konvensiyona gitmek istemedim. Yani gittim ödülü alabilirdim diye değil ama en azından gidebilirdim. Ya da mesela jüri üyelikleriyle ilgili teklifleri ben EB1'e karar verdikten sonra gittim. Ama öncesinde gelenlere de gidebilirdim. Ya da mesela gelen işbirliklerini ya ben bununla uğraşmak istemiyorum, böyle bir şey vaktim ayırmak istemiyorum dedim. Ama keşke yapsaymışım hepsini. Ya da en azından aralarında birkaç tanesi çok iyiydi, onları reddetmeseydim. Ya da mesela evet deyip geri dönmediklerim oldu. Hani böyle klasik o sanatçı şeyidir yani. Vakit yok abi yapamıyorum gibisinden. Bunları yapmazdım. Ve hepsini değerlendirirdim. Bunlara ya senin söylediğin şeylere ekleyebileceğim bir şey de benim basınla alakalı şeyler. Mesela bir sürü sanatçının normalde yaptığı işler haber olabilir ama kendisi bununla çok fazla ilgilenmiyor.
hakkında haber çıkmasa da olur falan diye düşünüyor. Abi, hakkınızda haber çıksın. Yani internette, gazetede bunlarda bir mahsur yok. Sanat bizde hep şey gibi gözüküyor. Yani kendi, mesela bir kişi kendi PR'ını yapmakla sorumlu. Yaptığın işi insanlara ulaştırmak zorundasın bence. Ben öyle düşünüyorum. Bizim her üreten insanın ekspresyonist bir tarafı var. Yani yaptığımız bir şeyin ilgi görmesi ya da değer görmesi bizi besleyen bir unsurlardan bir tanesi. Biz buna ilham alıyoruz. Bunu kim reddederse etsin. O yüzden ben yaptığım bir şey ne kadar insana ulaşırsa bundan hep keyif alıyorum. O yüzden de kendi PR'ımı yapma konusunda özenliydim. Peki bundan sonra ne var Okan için? Şöyle abi, ben mimariyle ilgili bir şeyler yapmak istiyorum. O başından beri de bahsettiğim aslında bir yer yapma fikri şöyle bir yer. Ben bir arazi üzerinde benim kendi oluşturduğum mimari tasarımlardan oluşan bir yer inşa etmek istiyorum. Ve o inşa ettiğim yer içerisinde de hayalindeki her şeyi gerçekleştirebilmek istiyorum. Yani orada heykel yapabilmek, resim yapabilmek, insanları ağırlamayı, arkadaşlarımla orada eğlenebilmek, takılabilmek istiyorum. Bir taraftan da ben yaptığım tüm işleri hatta dijital olarak üretiyorum. Yani ben oturup kağıt kalemle ya da şey çizmiyorum. Ben birçok mimarın kullandığı, aynı zamanda grafik tasarımcılarının kullandığı programlar, software'lerle işlerimi üretiyorum. Aynı zamanda dijital bir sanatçıyım. Tabii son 2 yılda yükselen bir trend, son 6 ayda da herkesin bildiği NFT diye bir dünya var. Artık dijital yapılan işlerin sahipliği ile alakalı. Dijital sanat olarak üretmek istediğim birçok plan var. Şu an onlarla uğraşıyorum. Bunu yaparken o bahsettiğim yeri inşa etmek istiyorum. Ve orada yaşamaya başlamak, sanatımı orada devam etmek istiyorum. Diğer taraftan yapmak istediğim bir sürü collaboration var. Şu anda bir sanat projesi yapıyoruz. Süleyman diye Türkiye'den bir arkadaşımla. İnsanların beyin dalgalarındaki emotional hareketlerini tasarıma dönüştürebilen ve bunu insan vücuduna aktarabilecek bir şey üzerine çalışıyoruz. Yakında bununla ilgili bir şeyler yapmaya, aslında Ocak ayı gibi, Ocak, Şubat gibi bununla ilgili bir video çekeceğiz Türkiye'de ve insanlara bunu anlatacağız. Birçok farklı medium'da bir şey üretmeye, yakında işte Le Benjamin'de Calibration yayınlanacak. Onun da yeni yılın başlarında olacağını tahmin ediyorum. Birçok şey var. Okan'ın en sevdiğim özelliklerinden bir tanesi de çok kabiliyetli bir sanatçı olmasının yanı sıra aynı zamanda sohbetinin çok derin ve zevkli olması. Teşekkür ederim. Çok hassas kantarlarla ölçülmüş, güzel düşünceleri var, hayata bakış açısı var ve beraber vakit geçiriyor olmak gerçekten çok zevkli. Biz sadece bir avukat müvekkil ilişkisinden daha öte sosyal ortamda da görüşüyoruz, hem arkadaş olarak hem aile olarak. Gerçekten bir araya geldiğimiz her vakit çok zevkli oluyor. Çünkü Okan'ın çok farklı konularda çok farklı görüşleri var. O anlamda da kendisinden çok istifade ettiğimi söyleyebilirim. Bizim aramızdaki bu samimiyet ve sıcak konuşma size ne kadar geçebildi bilmiyorum. Belki birazcık işin teknik taraflarında çok konuşmuş olabilirim. Ama bugünkü amacım daha çok Türkiye'deki sanatçılara bir örnek, rol model gösterebilmek. Bu işin nasıl olduğunu anlatabilmek ve bunu biraz daha Okan'ın şahsi penceresinden anlatabilmekti. Umarım bunda başarılı olmuşuzdur. Bundan sonra da Okan'la tekrar bir video veya Instagram'da bir canlı yayın şeklinde şeyler düşünüyoruz aslında. Biraz daha insanlara bilgi verebilmek için. Okan'a tekrar çok teşekkür ediyorum. Bir cuma akşamını bize ayırdığı, bizimle vakit geçirdiği için. Çok teşekkürler. Umarım siz de çok zevk almışsınızdır. Son söylemek istediğim bir şeyler varsa söyleyip kapatalım Okan. Abi ben şimdi şu an Williamsburg'dayız. Yani New York'ta ve burada olmaktan bahsediyoruz. İşte birçok buraya gelen sanatçı aslında yaşamak istediği bir yerdeyiz. Background'da ve burada tüm bu durumda New York'u bir nebze olsa gördüklerini düşünüyorum. Genel sanatçılar olarak da herkesin şu an bir yerlere taşınmak, bir yerlere gitmekle ilgili hayalleri var. Tüm bu insanları konuştuğumda fark ettiğim şey şu, her şeyi bir başkasına yıkıyorlar. Yani birisi gelsin onların elinden tutsun ve o adam onlara vizeyi alsın, o adam onlara gerekli şeyleri yapsın gibi düşünüyorlar. Burada benim anladığım şey şu, avukat bir aracı. Avukat size yaptığınız şeyi o tarafa doğru göstermekle yükümlü. Doğru. Eğer siz hiçbir şey yapmamışsanız da avukatın buna yapabileceği hiçbir şey yok. En fazla akıl verebilir size ya da gelecekte yapacaklarınızı da söyleyebilir. O yüzden şunu yapmak lazım. Bir avukatı doğru seçmeleri gerekiyor. Diğer taraftan da şöyle bir şey var. Avukatı seçsen bile bu konuda her şeyi bilebildiğin her şeyi bilmen gerekiyor. Yani internette ne varsa bilgi bunu öğrenmen gerekiyor. Ki duruma önceden hazırlıklı olabilirsin. Şu anda üniversitede, lisede ya da herhangi bir yerde sanatın içerisinde olan birileri varsa şimdiden planlarını oturup yapıp bir yere taşınma planları olmasa bile yaptıkları işi birine sunmaları gerektiğinde ellerinde hazır bir şey olması gerekiyor. O güçlü portfolyoları şimdiden oluşturmaya başlamaları gerekiyor. Sanatla uğraşan herkesin, müzisyeninden ressamına, grafiti sanatçısından dövmecisine ya da her şey, dijital sanatçı için de geçerli. Hepimizin başvurabileceği bir yöntem, en azından tecrübe edebileceği bir şey. Öğrenmemiz gereken, yaptığımız şeyleri toplamamız, tüm portfolyoyu doğru oluşturmamız. Abi ne yapmalıyım? Diyorum ki 40 yaşında Amerikalı, Orta Amerikalı bir kadının sizin dosyanıza baktığınızda size sanatçı diyebileceği bir dosya hazırlamanız gerekiyor. Çünkü bizim muhtemelen dosyamıza bakan birisi öyle birisi olabilir ve bizim ona sanatçı olduğumuzu ikna etmemiz gerekiyor. Dokümantasyonla. Evet, bu dokümantasyonu böyle yapmak lazım. Bu dediğini ben şöyle tamamlayayım. Bazen
gerçekten öyle portfolyolar geliyor ki mesela bir potansiyel olduğunu görüyorsun. Fakat henüz O1 seviyesinde veya EB1 seviyesinde değil. O zaman biz o kişilere gidip şunları halledip tekrar geri gelin. Yani bir 6 aylık veya 1 senelik veya 1,5 senelik ödevler verdiğimiz oluyor. Böyle yaptığımız dosyalar da var. Bu şekilde kapatmak da çok uygun oldu diye düşünüyorum. Yeni projelerini, yeni atılımlarını merakla ve zevkle bekliyoruz. Ben zaten Okan'ın Instagram hesabını paylaşacağım. Mutlaka işlerine göz atmanızı tavsiye ederim ve tekrar teşekkür ediyorum sana. Ben teşekkür ederim abi. Teşekkürler. Hepinize iyi günler diliyorum. Görüşmek üzere.